Biga Spor tarihi sadece bölgesel maçlar, bu maçlardaki kıran kırana mücadeleler demek değildir. Biga'nın İstanbul'a yakın olmasının getirdiği bir avantaj da vardı. Bugün üç büyükler diye bildiğimiz kulüpler zaman zaman bölge turuna çıkarlar ve bölgede adı geçen, önemli görülen kulüplerle maç yaparlardı. Bunlardan biri de Biga takımlarıydı. Biga Spor'un kurulmasından da önce 60'lı yıllarda üç büyüklerin zaman zaman Biga'ya geldiklerini biliyoruz. Bir anlamda futbolcularının deneyim kazanması amacını taşırdı ama bu aynı zamanda tabii ki Biga'lı futbolcular için de değerli bir deneyime dönüşürdü. Biga'lı spor severler için de güzel, seyredilesi, heyecanlı maçlar olarak hafızalara kazanırdı. Bugün bunlardan birinden söz edeceğiz. Daha sonraki videolarımızda zaman zaman diğer takımların Biga ziyaretlerinde anlatırız. Bugün 1965 yılında Beşiktaş'la yapılan bir maçı anlatmak istiyorum. Gazetede bir haber çıkar. Beşiktaş Biga'ya geliyor. Bu tabii hemen heyecan yaratır. Beşiktaş bilinen o dönemde de önemli bir takımdır. Şampiyonlukları olan bir takımdır. Beşiktaş'ın Biga'ya geleceği haberi yankı yaratır, heyecan yaratır. Bakın basına nasıl yansımış bu haber. Beşiktaş takımı Biga'ya geliyor. İstanbul Profesyonel Futbol Takımı, Türkiye Ligi ikincisi Beşiktaş Futbol Takımı full kadrosuyla 14 Ağustos Cumartesi Çanakkale Türk Gücü ile karşılaştıktan sonra 15 Ağustos Pazar günü Biga Gençlik ile bir dostluk maçı yapmak için kentimize gelecektir. Tam kadrosuyla Biga'ya gelecek olan Beşiktaş Kulübü ile Biga Gençlik arasında oynanılacak olan bu maçın heyecanlı ve zevkli geçeceği tahmin edilmektedir. Beşiktaş ilimize ve ilçemize 5.000 liraya gelecek ve bu paranın 3.000 lirasını Çanakkale Türk Gücü, 2.000 lirasını da Biga Gençlik ödeyecektir. Evet, Beşiktaş gibi bir takımın Biga'ya geleceği haberi tabii ki heyecan yaratır. Herkes merakla ve o günü beklemeye başlar. Beşiktaş Biga'da. Kulüplerimiz yetkililerinden öğrendiğimize göre Beşiktaş Kulübü ile yapılan yeni bir anlaşmayla Eylül'ün ilk haftasında Beşiktaş A takımından takviyeli B takımı 17 kişilik kadrosuyla şehrimize gelecektir. 4 Eylül Cumartesi günü 18 Eylül, 5 Eylül Pazar günü de Biga Gençlik ile karşılaşacaktır. Şehrimizde Beşiktaş'ın geleceği haberi bir bayram havası yaratmıştır. Evet, ikinci haberde küçük bir değişiklik var. Siz de fark etmişsinizdir. Beşiktaş'ın A takımı değil, A takımı takviyeli gençlik takımı geliyor. Bu da tabii ki az önce söylediğim gibi o takımın deneyim, futbolcuların deneyim kazanması amacıyla yapılan bir tur. Ama bu bile Biga için tabii ki değerli bir spor karşılaşması. Ve Beşiktaş Biga'ya gelir. Önce 18 Eylül takımıyla karşılaşır. Gazetede haber şöyle duyurulmuş spor severlere. İstanbul ve Türkiye genç takımlar futbol şampiyonu bulunan Beşiktaş genç futbol takımı takviyeli olarak iki maç yapmak üzere bugün vapurla ilçemize gelecektir. Beşiktaş genç takımı bugün ilk maçını 17'de 18 Eylül kulübüyle yapacaktır. Kuvvetli bir kadro ile geleceği bildirilen Beşiktaş gençin 18 Eylül karşısında alacağı netice merakla beklenmektedir. En iyi tertibiyle sahada yer alacak 18 Eylül takımı bu arada santrafta Erol'a yer verecektir. Muhtemelen 18 Eylül sahaya Alaaddin, Fikret, Necati, Erol, İlhami, Fehmi, Zeynel, Teoman, Mehmet ve Halil şeklinde çıkacaktır. Evet, maç yapılır. 18 Eylül Beşiktaş'a 4-1 yenilir ama keyifli bir maçtır, heyecanlı bir maçtır. Çok sayıda seyirci bu maçı izlemiştir. Ertesi günde Biga Gençlik'le maçı vardır. Biga Gençlik'le yaptığı maçta Beşiktaş galibiyet alamaz. 2-2 berabere kalırlar. Bu maçta gazetede şöyle haberleştirilmiş. İki maç yapmak üzere ilçemize gelen 1964-1965 İstanbul ve Türkiye Genç Takımlar Futbol Şampiyonu Beşiktaş Genç Takımı Cumartesi günü yaptığı ilk maçında 18 Eylül'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş Genç ikinci maçını da dün Biga Gençlik ile kalabalık bir seyirci önünde yaptı ve beraberliği güç temin etti.
Seyircinin maçı adeta saha içerisinden takip etmesi ve emniyet mensuplarının müdahalede bulunmayışları bazı müessif hadiselerin zuhur etmesine yardımcı oldu. Takımlar sahaya şu tertipleriyle çıktılar. Biga Gençlik, Avni, Erdoğan, Abdi, Nesip, Ziya, Sami, Vehbi, Mahmut, Sevdat, Evren, Ercan, İsmail. Beşiktaş genç takımı ise Mehmet, Erdoğan, Osman, Ahmet, Yalçın, Mete, Murat, Erbil, Hasan, Ferhun, Olcay ve Nuri olarak çıktı. Oyuna hızlı giren gençlikliler 10. dakikada Ercan'ın, 17. dakikada Mahmut'un kaçırdığı gollük fırsatlardan sonra 30. dakikada Evren'in şahsi gayretiyle ilk gollerini kazandılar ve devre bu neticeyle 1-0 sona erdi. Maçın en canlı, en heyecanlı kısmı ikinci devrede cereyan etti. Bu devrede bilhassa gençlikliler en az 4 gollük fırsatı değerlendiremediler. 50. dakikada Ercan üst üste kaçırdığı fırsatlar ve Beşiktaşlı bek Ahmet'in köşeden çıkardığı top maçın tam manasıyla heyecanlı geçmesini sağlıyordu. 73. dakikada Beşiktaşlılar sağdan yaptıkları akında Erbil'in şahane şutunun direkten geri dönmesi ve yetişen Olcay'ın plase şutuyla beraberliği sağladılar. 87. dakikada Sevdat ayaktan ayağa dolaşan ve adeta birisinin kendisine dokunmasını isteyen topu yakaladığı gibi kaleye havale etti ve durum 2-1. Oyun bundan sonra iyice çekişmeli ve sinirli bir hava içerisine geçmeye başladı. Nihayet Ziya'nın sebebiyet verdiği ve hakemin lütfettiği penaltı ile Beşiktaş, Ferhun'un ayağından beraberliği zor kurtardı ve maç 2-2 sona erdi. Evet, Beşiktaş'la Biga Gençlik 2-2 berabere kalmış. Böylesine heyecanlı bir maç Biga spor tarihine de yazılmış oldu.